Cam kesiyorum. Hatta belki seneye burayı şey yapabiliriz arkadaşlar. Sadece örgü atölyesi değil. Evet ya. Mesela her gün burada farklı bir işin yapıldığı bir atölye haline dönüştürebiliriz. Ama mozaiğin sonra temizlemesi falan biraz riskli oluyor. Ay, kursiyerlerin beni öldürecekler. Çünkü 3 senedir gelen arkadaşlarımız var sürekli olarak. Ve hepsini öpüyorum buradan. Çok tatlılar. Örgü örmeyi çok seviyorlar. Şimdi başka şey isterler mi bilmiyorum ama ara ara öyle farklı bir şeyler yapmak istiyorum. Aynen. Şimdi bakın 12. sıradayız. Şimdi 12. sırayı bitirdiğim anda tekrar edeceğim arkadaşlar. Hı-hı. Kalemlerinizi hazırlayın. Hadi hazırlayın. Yazın her şeyi. Bu şapkaya uygun bir de boyunluk yapar mısınız diye soruyor bir arkadaş. Sibel Hanım. Tamam. Aslında iyi fikir. Ama tabii onu yıkamayız. Onu yıkamayız. Yoksa sert, onu evet, yıkamayız. Aynı rengin yıkanmamış hali evet. Boyunluk. Evet. Süper bence olur. De güzel olur. Dikişsiz boyunluğu tekrar anlatalım. Olur. Kesin hiç anlatmamış gibi seyrediliriz. Çünkü tabii. Benim onu anlattığım dönemde gerçekten bir patlama yaşanmıştı. Herkes dikişsiz boyunluk örmüştü. Bir gün bir bayan iplerini falan almış böyle şey kanının önüne gelmiş. Ben bunu çünkü nasıl zor, zor bir modeldi. Ama çok revaçta ve çok güzel bir modeldi. Bu arada ipin de ip cinsi aynı arkadaşlar. Hı hı, hepsi aynı. Hepsi aynı. Arkadaşlar. Hı hı. 1, 2, 3, 4, evet. Şu beşinciyi çiftliyorum. Bunun çantaları da çok güzel oldu arkadaşlar. Mustafa Bey ne örüyorsunuz diye soruyor. Mustafa Bey, bunu örüyoruz. Çok güzel bir bere ya da fötür şapka. Ne dersiniz? Şimdi sıram bitti. Evet. Şimdi burada size santim vereceğim arkadaşlar. Evet. Santim. Etmek istiyorum. Evet. Ay, bunlar mezura mıymış orada ya? Bunlar mezura. Şimdi arkadaşlar bakın. 19 ya da 20 santim olmalı. Hı hı. Şimdi normalde aslında 19 santim ama ip kalın olabilirse bazen 20 santime çıkabiliyor. Bakın şu anda çapımız 20 santim. 20 santim. 19,5 gibi. 19 da dahil buna. 19, 19,5, 20 olabilir. Şimdi eğer mesela ben bu şapkayı 2 defa yıkadım. Eğer şapkanız yıkadığınız büyük olabilir. Herkesin makine ayarı farklı. Evet, daha bir sonra, arkadaşımız bende 70 derece yok diyor mesela. Daha sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz bunu arkadaşlar? 70 değil 60'da yıkadım. Daha sonra biz bunu 30 derecede yıkıyoruz. Aynı sıcaklıkta değil. İkinciye yıkadığımızda eğer başınıza büyükse. Mesela bu da daha ufak. Bunu 70 derecede yıkadım. Onun için bence bir yıkayın başınıza. Bir geçirin. Eğer başınıza büyük geliyorsa bu şapka sizin. Siz onu bir düşük derecede, 30 derecede yıkayın. Bunu böyle bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. 19, 19,5, 20 santim olabilir. Bakın böyle tepsi gibi. Evet. Şimdi bundan sonra 30. sıraya kadar baştan, 30. sıraya kadar sabit öreceğim. Arttırma şurada göstereyim. Aynen. Bakın şimdi buradan böyle sayacağım. Şu şekilde. Zaten çok rahat sayılıyor. Bakın her diş bir sıradır. Sayacağım. Şurası 30. sıra. Buraya kadar. Burada da bir santim vereyim. Yani uzakta olanlar için. O da bir yine bir ölçü olsun. Mesela benimki 30. sıraya kadar. O da 20 santim. 20'ye 20. Hı-hı. 20 santim. Bunu örmüşüm. 31. sırada bir detay var ama şurada bir daha sırayı geçeyim ya ben. Yazmak isteyenler için. Hani evet. Ne yaptım? Arkadaşlar kağıt kalemi alın. Biz yayınlayacağız ama. Şimdi başladım arkadaşlar. Birinci sihirli sıra, halka. Sihirli halka ve 20 sık iğne. 10. İyi. Ay 10. Çok uzun diyorum. 10 sık iğne. İkinci sırada hep çift batarak 20 sık iğne. Evet. Üçüncü sırada hep tek batıyorum her boşluğa yine 20 sık iğne. Şimdi bu şapkanın en büyük özelliği bir sırada artırıyorum bir sırada hep tek olarak dönüyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi üçüncü sırada bir çift bir tek döndüm. Hı hı. Sonra hep tek döndüm. Hı hı. Daha sonra iki tek bir çift olarak döndüm. Sonra hep tek olarak döndüm. Hı hı. Daha sonra iki tek bir çift olarak döndüm.
Hep tek döndüm. 9. sırada. Şimdi 10. sıraya geldiğimde bakın arkadaşlar 3 tek 1 çift 10. sıramız. Evet. Artık 2 tek 1 çift değil. 3 tek 1 çift. Yine hep tek döndüm 11. sıramı ve 12. sıramda 4 tek 1 çift olarak sıramı bitirdim. Buradan 31'e kadar. Hep tek örüyorum. Evet. Şimdi 31'de ne yaptım? 31. Sıraya geldiğimizi düşün. O kadar hazırlayamadım arkadaşlar. O şurası. Bunu da göstereceğim. Değil mi? Aha, evet. Arkadaşlar bir sıra sadece bakın. Sadece bir sıra 2 tek 1 çift. Buradan da çok net görebiliriz. Bakın. Evet. Çift olan, 2 tek olan, çift olan. Onu sadece bir sıra yapıyoruz. Bazı arkadaşlarımız burada bile olsa anlayamadılar. Her sıra yaptılar. Her sıra değil. Tamam mı? Lütfen. Hı hı. Sadece tek sıra onu yapıyoruz. Sonra hep tek yaparak 38. sıraya kadar örüyoruz. Bakın sıramın sonu şurası. Şimdi ben oraya kadar geleceğim. 31'de ne yapıyoruz? Onu da burada gösterebilirim, evet. Ayhan Hanım. Şimdi bakın arkadaşlar. 31. sıram burayı düşünün. 2 tek 1 çift yaptım. Ama onu sadece bir sıra yaptım. Düşünün. Evet. Sonra 38. sıraya kadar bu şapka 38 sıra. Şimdi son sıram şurada ipimin olduğu yere kadar geleceğim ve ipi nasıl kapattığımı göstereceğim size. Tamam. O da bir detay. Nasıl sakladığımı. Artık şapkamız bitti. Ben bunu kaç saatte ördüm? 2,5-3 saatte ördüm arkadaşlar. Epeyce tabii vakit alıyor. Evet. Ve elimle biraz hızlı. Nil Hanım göndermiş resmi. Hı-hı. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Kartopu çok güzel bir şey hazırladı bunlar için. Bir sunum hazırladı. Harika. Çok güzel yazdı. Sağ olsun. Bugünkü çekilişte ödülümüzü söylemedik. Aa, evet. Arkadaşlar. Evet. İki arkadaşımıza Diva İplik'ten bir yün paketi gönderiyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz Diva İplik'e bu arada. Aynen. Onlar da vardı fuarda. Geldiler sonradan. Geldiler. Ziyarete geldi Güven. Eşiyle beraber tanıştık. Çok iyi. Her firma geldi. Çok güzel bağlantılar yaptık. Mesela makaron iplerinden ipler aldık. Çok güzel ipleri varmış. Ben orada tanıştım. Benim için fuar da çok güzel. Yani o anlamda da iş anlamında da çok güzel geçti. Maalesef burada makasımız yok. Şimdi şöyle yaptım. Çok yumuşak bir ip ya. Hemen şey çekilişe yapayım. Katılmak için arkadaşlar bizim Instagram'daki duyurumuzun altına güzel yorum yazın. Neden üç arkadaşınızı etiketleyin. Güzel güzel onu anlatın. Üç arkadaşınızı da etiketleyin ki onlar bize bizi daha fazla arkadaşınız takip etsin. Hadi eksik kalmacılar çoğalsın. Evet. Şimdi bakın burada nasıl kapatıyorum ayağımı. Tamam. Bunu bu şekilde tuttum. Evet. Şimdi arkadan. Önemli. Arkadan bakın şu ilmeği arkaya çekiyorum. Şimdi bunu arkada bitirdim. Şöyle yumuşak, çok sıkmadan bitiriyorum. Şimdi bakın şunu alıyorum ve şuradan geçiriyorum. Arkadan. Şu kısımdan. Şu ipi ki aynı düzen bozulmasın, hani aynı görüntü olsun diye. Bu da biraz ince bir tığ kullanırsanız sevinirim. Bu şekilde geçiriyorum ve onu böyle iç kısımda saklıyorum. Şurada bunu yapmamdaki amaç şuradaki şu görüntüyü aynı seviyeye getirmek. Bakın. Şimdi bunu iç kısımda böyle saklayacağım iğneyle genelde. İçeride yürütüyorum ve köşesi hiç belli olmuyor. Bakın kenarı. Evet. Kaç ipten çıkıyordu? 1,5. İki tane aldım. İkinci yumaktan şu kadar kaldı. İkinci yumaktan da belki güzel bir çiçek falan yaparlar. Aynen. Değil mi? Bence de. Evet. Ben bir başıma takmak istiyorum. Evet. Olur mu? Aynen. Hani şu büyüklüğünü gösterme adına. Evet. Çok komik olacağım ama kusura bakma. Yok. Herkes sizin için yani. Bakın. Arkadaşlar bu kadar büyük bir... Yüzünüzü saklamak istiyorsanız böyle bir şey yapın. Şuraya kadar gelecek. Hani bunu da taktım ki siz de yaptığınızda bereninizi... Şöyle bitmişin de bir santimini versem olur mu? Aynen. Hem enini hem boyunu. Evet.
Biliyorsunuz çapı 19 ya da 20 santimdi. 31. sıraya kadar 20 santimdi. Şimdi bir de bitmiş halinin santimini vermek istiyorum. 60 derece 800 devirde yıkıyoruz. Şimdi Burç'un 27 değil mi aşkım? Evet. Tamam. Gözler birazcık. Gençlikten dolayı. Çok net yaşımız net görüyor. Çıkacak ortaya. Evet, bunu böyle iç kısma saklıyoruz. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Evet. İki iş yok. Hiçbir şey yok. Harika. Şimdi arkadaşlar bir makine. De çiçeği sormuş ama çantayı yaptığımızda çiçeği evet. göstermiştik. Hı-hı. YouTube'da da var. Evet. Aynen. Evet. Aynen. Oradan bulabilirler. Oradan aynen. bakabilirsiniz. Başka sordukları bir detay var mı? Başka detay yok. Bu kadar güzel anlattı evet, ki. Evet. Zaten bazı arkadaşlar sağ